Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım iyi olursunuz. Arkadaşlar böyle bir şey yapma kararı verdim. Onun için sizlere izninizle okuyorum. Agnes MacBean, 5 Ocak 1815. Bir hanımı ve demircinin kızı olan Agnes MacBean Gunkirk, İskoçya'da dünyaya geldi. 6 kardeşin en büyüğü olan Agnes, sağlam ve açık sözlüğü kişiliğini erken yaşlarda kazanıp kardeşlerini yönetmeye ve bu konuda ebeveynlerini gölgelemeye başladı. 1831'de İskoçya kendi demiryolu ağının yapımı için kolları sıvadı. Gunkirk ve Glasgow hatları demiryolu konusunda uzman olan babası Mungo MacBean demiryolu bakım istasyonlarında çalışmaya başladı. Babası gibi olmaya heveslenen Agnes, trenlerin nasıl çalıştığını ve trenler hakkında bulabildiği her şeyi öğrendi. Babası Mungo'nun izinden gitmeyi umut ediyordu. Şöyle gelelim. Şans Agnes'in yüzüne 3 yıl sonra güldü. Mungo'nun aniden kötüleşen sağlığı, İskoç ve İngiliz demir yollarının birleşimine denk gelince, ki bu ikisini ilişkilendirmek için epey yaratıcı bir komplo teorisi gerekir. Agnes ailesinin iyiliği için lokomotifte babasının yerini aldı. Daha da garibi, değişimi hızlandırmak için babasının kimliğini de çaldı. 2 yıl sonra bir vakayı mütakiben Agnes'in kadın olduğu anlaşılmış ve ceza olarak Starik'in sanayiye gönderilmiştir. Burada Agnes Whitechapel'ın acımasız çete lideri Rexford Kellogg'un emrinde çalıştırılmış, Agnes'a ait trende liderin yasa dışı işleri için kullanılmıştır. 1868 yılında Bertha adlı treni suikastçı ikizler Jacob ve Evie Fry tarafından kaçırıldı. Onlarla kendisi ve yandaşları için daha iyi koşullar adına pazarlık ederek hizmetlerini sundu.